izleyenler merhaba. Her defasında ekranlarınıza taşıyoruz. Çünkü en önemli hastalıklardan biri olarak görüyoruz ki dünya sıralamasına bakıldığında da bu böyle. Evet, bugün kalp ve kalp krizleri hakkında konuşacağız. Tüm merak edilenleri öğreneceğiz. Bizleri bu konuda Anadolu Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Vedat Koca bilgilendirecek. Sizin de merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz varsa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Vedat Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün az önce de söylediğim gibi kalp ve kalp hastalıkları üzerinde konuşacağız. Daha öncesinde de bunu konuşmuştuk. Çünkü önemli buluyoruz ki bakıldığında dünya sıralamasında başlarken de söyledim. En ölümlü hastalıkların başında geliyor kalp krizleri. Peki isterseniz öncelikle kalbin yapısından başlayalım. İsterseniz önce söyleyeyim. Önemli dersleri biliyorsunuz, birkaç kere tekrar etmek gerekiyor. Evet, isterseniz kalp onu konusunda, tekrar edelim. Evet, yok, kalp konusu da zaten çok önemli bir söylediniz gerçekten. Dünyadaki ölüm nedenlerinin başında geliyor kalp ve damar hastalıkları. Dolayısıyla bu başta geldiğinden dolayı bu konu bizim açımızdan çok önemli. Çoğu zaman bir 40 yaşındaki bir insan veya 25 yaşındaki gencecik bir insan aramızdan ansızın kaybolabiliyor. Bu da bizi ve hastanın yakınlarını üzüyor. Dolayısıyla biz bunları daha iyi bir şekilde topluma eğitmeliyiz. Gerekli mesajları vermeliyiz. Böylelikle bunları tabii tamamen sıfıra indirmemiz imkansız ama minimuma indirirsek ne mutlu bize diyeceğiz. Minimuma indirebiliriz. Minimuma indirebiliriz tabii. Onun için çalışmamız gerekiyor. Evet. Az önce dediğiniz gibi sadece yaşa bağlı bir şey değil. Tabii. Ani kalp ölümleri de görüyoruz. Gençlerimizde görmeye başladık. Bunun birçok nedenleri var. Nedenlerini konuşacağız. Nasıl önleyebiliriz bunu konuşacağız. Ama isterseniz öncelikle şunu sorayım ben size. Her ağrıdan şüphelenmeliyiz. Çünkü artık çok evhamlı olduk. Yani en ufak bir ağrıyı kalp ağrısı zannediyoruz. Tabii. Böyle mi? Tabii özellikle kalp korkusuna girdiğimiz zaman her ağrıyı kalp ağrısı olarak hastalar zannedebilirler. Onun için biz genelde konuşmalarımızda hastaların fazla kalp korkusuna, kalp fobisine kapılmamaları için biz ağrıyı veyahut da şikayeti anlatıyoruz. Zaten internet koşulları olduğu için hastalarımız bazen çalışıklıkla geliyorlar. Kalp ağrısı değil de daha çok kalpte bir korku hissi, baskı hissiyle birlikte kendini kötü hissetme söyleyelim. Yani klasik bir ağrı yok. Yani karın ağrısı gibi. Hı hı. Ama böyle nasıl diyeyim bize, hani bize de anlattığı gibi ben daha öyle bir ağrı çekmediğim için bilmiyorum. İşte, İnşallah çekmezsiniz. İnşallah de. Belki çekebiliriz. Her neyse, şimdi böyle büyük bir taş göğsünüze basıyor ya da mengeneyle sıkıyorlarmış gibi bir sıkıntı hissi. Hı hı. Ve genellikle de burada kişi başına gelebileceği bildiğinden dolayı ölüm korkusu. Tabii bu korkular olduğu zaman da terlemesi, bulantı, kusmasıyla o birlikte giden. Tabii kalp krizi dediğimiz zaman tam damar tıkanlığı olduğu dönemde oluşan büyük kötü ağrılarla hafif damarın tıkanmasıyla birlikte olan hafif şikayetlerle gelebilir. Tabii bu klasiktir. Bir de klasik olmayanı vardır. Ne bileyim, diş ağrısından tutun da mide ağrısı diye düşündüğümüz nedenlerden dolayı da ağrılar olabilir. Böyle klasik ve normalde olduğundan dolayı hastalarda biz de karışıyoruz. Hı-hı. Veyahut da şüpheye düşüyoruz. Onun için yani kişi kendisini, özellikle ben her zaman şunu söylüyorum. Gecenin bir vakti kişi evinden kalkıp bir sağlık kuruluşuna geliyorsa bilin ki bunda ciddi bir şey vardır. Hiç kimse kalkıp gelmez. Yani dolayısıyla sizin hayatınızı tabii, rahatsız edecek tabii, boyuttaysa. Bir de şunu söylemek lazım geliyor. Her hasta her şey ve her kişi bizim istediğimiz gibi olayı anlatamaz, ifade edemez. Evet. Dolayısıyla bizim burada işte hekimlik dediğimiz şey bizim burada başlıyor. Bunların arasında sağlamlarla normalleri ayırt etmemiz, hastaları ayırt etmemiz gerekiyor. Evet, çünkü dediğiniz gibi karıştırma olasılığı tabii, çok yüksek. Çok fazla, çok çünkü fazla. Çünkü biraz da psikolojik nedenlerle değil mi? Biz bile en son anjiyo yaparak ayırabiliyoruz. Yani inanılmaz yani, bir yığılma da tabii, oluyor tabii. Olabilir. Yani bir de şöyle var, bunun da yani şöyle söyleyelim, bir hastaya ne bileyim miden ağrıyor, hayır ağrımıyor dersin. Adamın sonradan 3-5 gün veya 3-5 ay sonra gerçekten bir ülser olduğu ispatlanabilir ama bizimki de öyle değil. Ağrıyordu, ağrımıyordu. Belki ansızın hasta kaybedilebilir. Onun için bizde de böyle bir sıkıntı var. Hem hastalar aslında hastalar riskli. Tabii riskli. Onun yani için şöyle, hastayı da dinlemeniz lazım. Tabii. Gerçek olup olmadığını da ayırt etmeniz lazım. Tabii. Yani aslında %50 bir de gereksiz yere hastalara gereksiz korkuları vermemek lazım. O zaman da hastalık önemli. Hastası oluyorlar. Evet.
Çünkü birçok insan dediğim gibi zaten bu yüzden de sordum. Her ağrıya artık acaba kalbim tabii mi var? Hele kolum ağrıyor. Özellikle bir yakını bir kalp krizi geçirmişse veyahut da bir arkadaşı kalp krizi geçirmişse ya kendisi daha önceden bir kriz geçirmişse, bir olay yaşamışsa artık hemen hemen her şeyi kalbe yorumlayabiliyor. Bu da ayrı bir hastalık oluyor sonuçta yani. Değil mi? Evet. Yani biraz da aslında bakıldığında psikolojik nedenlerle karıştırılıyor olabilir mi olabilir hocam? Olabilir. Olabilir ama tabii o zor bir olay. Yani onu zaten bunun psikolojik demek zor bir olay. Yani zaten. Yani bu fiziksel olarak hissettiriyor tabii, kendini. Tabii her şeyi ispatlayacaksın ki en son evet, psikolojik diyeceksiniz. Yani. Hastaların bu konuda biraz da şikayetini anlatması da çok önemli değil mi? Tabii. Doğru tanıyı koyabilmeniz için bu yani, da çok önemli. Tabii hastayı bir serbest bırakacaksın, o istediği gibi konuşacak. O zaten kalp hastalıklarının özellikle kalp damar hastalıklarının en büyük tanı şeyi hastayı dinlemektir. Evet. Hani klasik anlamda işte yok işte efora soktular, yok bilmem bir yere soktular, yok anjiyo yaptılar, onlar son işlerdir. Esas hastanın anlattığıyla biz bir yere varabiliriz. Tabii bir de bizim EKG dediğimiz bir şey vardır. İşte EKG'yi çektirdim bir şey yok gibi. O da yanlış bir şeydir. Yani EKG dediğimiz yani çok eskiden ilk başvurulan tanı yöntemiydi. Ama EKG gerçekten olayın olduğu dönemde bir şey verebilir size. Hı hı. Ama olay gelir, ağrı geçer, EKG normaldir. Ama bu hasta normal değildir. Yani bunları ayırt etmek lazım geliyor. Yoksa evet, çok ciddi büyük bir kalp krizi geçiren bir adamı tanımak çok kolay. Onun hemen tedavisini yapıyoruz. Yapabiliyorsunuz. Evet. Peki o zaman kalp krizi neden olur diye sorayım. Şimdi nasıl gerçekleşiyor? Evet, şimdi kalp neden krizi oluyor? Neden olur? Tabii neden olur dediğimiz zaman herkese başlıyoruz. Bu sefer sigara içmeyeceksin, şunu evet, yapmayacaksın, bunu yani. Klasik söylediğimiz. Klasik evet, anlamda kalp krizi kalbi besleyen damarların, koroner arterler dediğimiz damarlarda damar sertliği, kireçlenme halkımızdan anlayacağı şekilde bir takım plakların oluşması ve bu plakların giderek ilerlemesi veya bazen de çok genç insanlarda aniden patlayıp çatlamasıyla damarın orada pıhtılaşması, kanın pıhtılaşması neticesinde o bölgeyi, kalbin o bölgesini besleyen damarda tıkanma oluyor ve kalp beslenemiyor. Beslenemediği zaman da ne oluyor? Hastamızın orada hasar oluşuyor ve bu hasar oluşurken de işte göğüs ağrılar oluyor veyahut da ağrılar çok büyük olduğu zaman kalp artık yeterince fonksiyon yapamama durumu evet, oluyor. Daha önemlisi de şudur. Burada eğer bu iskemik dediğimiz iyi beslenemeyen kalplerde çok daha önemlisi olan ani ritim bozuklukları oluyor. Bu ritim bozukluklarının olma nedeni bu çok önemlidir. Evet. Bu hastaneye gelene kadar ve yani profesyonel medikal destek verecek kişilerin yanına gelene kadar eğer böyle bir durum olursa ve 3 dakika içinde müdahale edilmezse zaten bize geldikten sonra hasta hasarsız olarak bizden çıkması çok zor oluyor. Zor. Kalbine, ne gibi hasarlar neden tabii şöyle, olur? Kalbini açsak bile ama kalpten daha önemli olan oksijene daha duyarlı olan beyin vardır. Beyni 3-5 dakika içerisinde tekrardan beyine yeterli oksijeni sağlamadığımız müddetçe biz kalbini evet, açıp sağlamlaştırsak bile o hastayı normal yaşantıya alamıyoruz ve kaybediyoruz. Bu çok önemli. Evet. Yani sadece şey değil, kalp krizinin oluşması esnasında gelişen aritmi dediğimiz ritim bozuklukları çok önemli. Onlar peki ritim bozuklukları sadece kalp kriziyle tabii, mi ortaya yok, çıkıyor? Tabii yok. Tabii ritim bozuklukları sadece kalp kriziyle olmaz. Ayrıca kalbin bir ritim bozuklukları vardır. Yani çarpıntıları vardır. Hı hı. Veya kalbin ne diyeyim işte yavaş atması vardır. Yavaş attığı zaman baş dönmeleri olabilir. Çok hızlı attığı zaman yine kalp iyi kan pompalamadığı zaman baş dönmeleri olabilir. Bayılmalar olabilir. Ya da hastanın kendini kötü hissetmesi olabilir. Bu genç kızlardan, çocuklardan tut yaşlara kadar gider. Bu ritim bozukluklarında önemli olan acaba bu ritim bozukluğu kalbin kendisinden kaynaklanan nedenden mi? Yani kalp büyümesi, damar sertliği evet, gibi nedenlerden dolayı mı? Yoksa sadece dış nedenler değil de tabii dış nedenler de vardır. Adam ne bileyim işte ben hep heyecan klasik örneğe mi? Adam sevgilisini gördüğü zaman kalbi çarpıyor. Evet. O da bir çarpıntıdır ama öyle değil. Kalbin, daha farklı. Kalbin elektriksel aktivitesindeki kısa devre olarak kısaca anlatacağımız ritim bozuklukları vardır. Bunlar da hastayı çok kötü yapabilir. Yani bu da vardır. Bir de kalbin kendisinden kaynaklanan nedenler vardır. Onda ölümle sonuçlanma daha fazladır. Bunların ayrımını yapıyoruz. Ona göre de tabii bunlara çeşitli ilaçlar veriyoruz. İlaçlar olmazsa işte ablasyon dediğimiz yakma tedavisiyle de bunlar tedavi edilebiliyor. Yeter ki kalpte geç kalmadan evet, teşhis koyarsak her şey daha iyiye doğru gider. Peki bu ritim bozukluğunu anlamak mümkün mü? Nasıl şimdi anlayabilir kişi? Zaten yok, kişi zaten anlar onu. Çok güzel anlar da. Yani ne bileyim işte kalbinde kuş çırpıntısı gibi bir şey olabilir. Veya kalbinin duracağını anlıyormuş gibi. Yani bir de onu çok güzel anlar.
O ama gelir. İşte bunu karıştırıyor ama işte olabilir yok, mi yok, karışmaz ama bizim onu bulmamız bazen sorun oluyor. Çünkü sürekli olmuyor. Mesela 6 ayda, 3 ayda bir oluyor. Ama biz onlara çeşitli tanı yöntemleriyle bakmamıza karşın da çoğu zaman biz bulamıyoruz. Bulamadığımız zaman da işte hasta bende hastalık var mıydı yok muydu öyle bir sorun olabiliyor ama orada çok fazla bir sorunumuz yok. Yani ritim bozukluğu, hı hı. Diğer şey gibi değil yani göğüs ağrısı gibi değil. Orada daha evet, kolay tanı koyabiliyorsunuz. Daha kolay tanı koyabiliriz. Onun da işte çeşitli işte tedavi yöntemleri var. Orada fazla bir sorun olmuyor. Peki biz bu belirtilerin yani şöyle söylemek gerekirse ne zaman şüphelenmeliyiz kalp krizi olduğunda? Yani şimdi zaten kalp krizi bir kere şöyle söyleyeyim. Aniden o klasik ağrı dediğimiz ağrının evet. olması yani sıkıntının olması, terleme, ölüm korkusunun olduğu işte 5 dakika, 3 dakikadan daha fazla olan ağrının olması. Bu bazen istirahatte olabilir. Bazen efor sırasında olabilir. Bazen hı-hı. de işte klasik olarak soğuk havalarda yemekten sonra yürüdüğün zaman evet. diyor. Bunların yani göğsümüzde bir sıkıntının olması, böyle sanki büyük bir kaya basılmış gibi olması ya da ne bileyim sıkıştırıyorlar gibi olması. Hocam biz biraz kalp krizini farklı biliyoruz. Bir ağrı olmuyor öyle değil mi? Yani daha şimdi çok bir baskı. Onu şimdi hep ağrı ağrı deniyor da o aslında ağrı değil. Yani değil değil bir mi? Rahatsızlık çünkü bu diyelim. Noktada yanlış bilinen tabii, bir şey yani, var. Şimdi ağrı dediğin zaman diş ağrısı gibi bir şey de bekleyebiliriz. Ağrı evet. Ama orada şu vardır, ölüm korkusu vardır. Yani ölüm korkusunun olduğu nadir şikayetlerden birisidir kalp ağrısı. Yani yine ağrı diyoruz da biz evet, hep böyle ama oluruz. Biraz daha baskı tabii, şeklinde tabii. Kendini hissettiriyor. Rahatsızlık diyelim, göğüsteki rahatsızlık diyelim. Evet ve bunun sanırım biraz da anladığım kadarıyla aslında yaşam şekliyle de tabii yani değil şimdi mi? Hiçbir şey bağlantısı tek başına var. Aniden olmuyor. Yani her şey bir birikimin sonucunda oluyor. Hı-hı. Yani doğada da ne bileyim işte bir takım doğal olaylar oluyorsa bir birikimin sonucu. Kesinlikle. Yani biz burada ateroskleroz dediğimiz veya damar setliği dediğimiz şeyden oluyor. Damar setliği de damarı yani kalbi besleyen veya beyni besleyen yani işte bütün damarlarımızın içinde endotel dediğimiz bir şey vardır. Bu normalde çocukluktan itibaren sağlıklıdır. Daha sonra da bu endotel disfonksiyonları başlıyor. Buralara işte kalsiyum, kolesterol gibi bir takım şeyler çökerekten burada bir bozukluk oluyor. Ya da benim hastalarıma anlattığım gibi işte 25-30 senelik bir evin içindeki kalorifer borularında kalorifer borularının paslanması, su borularının paslanması gibi şey. Evet. Buraya bir takım şeyler tıkanıyor ama bu tıkanma neden oluyor dersek işte orada iş devreye giriyor. Yani damar sertliği veya kalp hastalığı, kalp krizi veya kalp damar tıkanıklığıyla ilgili olarak 5-6 tane faktör var. Bu faktörlerle mücadele etmemiz lazım geliyor. Bazılarına mücadele edemeyiz. Mesela? Yani mesela nedir? İşte erkeksin, belli yaşa gelmişsin. Bir risk faktörüdür. Kadınsın, İşte belli yaşa geldin, işte menopoz oldu, hı hı. adetten kesildin. Bunlar bir de sizin sülalenizde diyelim herkes erken kalp krizi oluyor. Yani bu genetik, irsiyet dediğimiz. Evet, genetikle bizim, alakalı evet, değil mi hocam? Tabii, onun da bir etkisi var. Burada bizim şey yapacağımız, yani bizim savaşacağımız şeyler şudur. Bir kere şişman olmayacağız. İkincisi fazla kolesterolü yiyecekler evet. tüketmeyeceğiz. Üçüncüsü eğer vücudumuzda kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterolümüz çok fazla miktardaysa ve bu diyet veya egzersizle düşmüyorsa bunlarla ilgili ilaçlar kullanacağız. Hipertansiyon dediğimiz kan basıncı yüksekliği varsa bunlarla ilgili ilaçlar hı hı. kullanacağız. Tuzsuz besleneceğiz. Alkolü fazla tüketmeyeceğiz. Bir de diyabetes mellitus dediğimiz yani şeker hastalığı varsa şeker hastalığıyla mücadele edeceğiz. Evet. Ha, bir de sigara var. Sigara zaten başında. Bu işin başında. Bunları yapmayacağız. Bunları yapmadığımız zaman nispeten biz bu hastalığa yakalanma olasılığını azaltacağız ama tamamen evet. engellemek diye bir şey durum söz konusu değil. Çünkü bazen hastalarımız diyor genç bir hastamız vardı. Ben 30 yaşındayım. Sigara içmedim. Hiçbir şeyim yok. Tansiyonum nasıl oldu? İşte bu da öyle oluyor. Bazen hiçbir şey olmadan da erken dönemde ama tabii bu nadirdir. Binde bir, on binde bir olaydır. Ya tabii ki bunu da şöyle söyleyelim. Sadece damar sertliği değil, kolajen doku hastalığı dediğimiz bir takım vaskülit dediğimiz damarın yani kısaca iltihabi hastalıklarında evet. da kalp krizi olabilir. Yani farklı tabii nedenlerle ki. De gösterebiliyor tabii, kendini. Tabii sadece o değil ama %99'undan daha fazlası bu dediğimiz faktörlerden söz konusudur. Evet. Ya da kalbinizden ne bileyim işte bir yerden pıhtı atar, o pıhtı gelir. Kalbi besleyen damarın içine girer. Oradan da bir kriz geçirirsiniz. Yani bu da bir faktördür tabii. Yani biz yaşam şeklinize dikkat edin diyoruz ama sadece bu küçük sadece bir sadece değil tavsiye. Ama yani evet. siz yaşam şeklinize dikkat edin. Kalp krizi olmama ihtimaliniz çok daha yüksek. Evet. Tabii yani.
Ama şöyle bir şey de söz konusu, genetik nedenlerle de olabilir. Siz ne kadar sağlıklı yaşarsanız yaşayın, tabii. Ne kadar dikkat ederseniz edin, hani kesinlikle olmam diye düşünmemek lazım. Tabii, yani burada şu vardır, yani şimdi günümüz toplumu diyelim, işte Bursa toplumu, İstanbul toplumu, hı-hı, daha böyle modern şehir toplumu. Buralarda risk, stres, her şey çok fazla. İnsanlar rahat değil. Evet. Stres de tabii ki önemli bir faktördür. Damar sertliği, hipertansiyon, işte ne bileyim plakların çatlaması üzerine çok önemli bir şey vardır. Peki stresin nasıl bir etkisi var kalpte? Yani şimdi adrenerjik deşarj dediğimiz, yani bu bir takım hormonları salgılıyor. Bu hormonlar da hem kan basıncını yükseltiyor, hı-hı, hem de damarlarda çatlama dediğimiz şey, damarların içinde plaklarda çatlama yapabiliyor. Yapabiliyor. Evet. Ama yani stresin etkisi tabii, bu. Tabii. Yani ne diyorlar? Keskin sirke küpüne zarar veriyor. Kesinlikle. Yani o yüzden aslında çok fazla, evet, biz hep söylüyoruz stresi hayatımıza almayalım. Ama hepimiz stresliyiz yani. Ama dediğiniz gibi kesinlikle tabii, modern bir toplumda. Yani en büyük stresli ben kendimim yani. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Herkesin iş yükü çok fazla olan herkesin bir stresi tabii, tabii, var. Tabii. Anneden tutun çocuğuna kadar tabii, stres maalesef hayatımızın yani içinde. Yani iş stresiniz var. Evet, yani kesinlikle. Yani iş adamıysanız öyle bir stres. Doktorsanız ayrı, evet, bir stresiniz. Hemşireyse ayrı bir stresiniz. Herkesin bir stresi var yani muhakkak. Ama işte önemli olan dikkat etmek lazım. Tabii. Stres yapmamak lazım. Bir de şöyle bir korku var hocam. Yanlış bilinenler, hı, de var. Mesela benim babamda kalp hastalığı var. Ben kesin kalp hastalığı. Genetik biraz ama kesinlikten şimdi söz tabii, edebilir yani miyiz? Onu da şöyle yapayım. Daha pratik konuşalım. Hastamız geliyor, evet, hakikaten öyle söylüyor. Babam işte şöyle oldu. Annem böyle oldu. Peki direkt ben soruyorum. Sigara içiyor musun? İçiyorsun. O zaman geçmiş olsun. Önce sigarayı bırakacaksın. Evet. Yani. Bu şey besliyor yani, bunu onlara, hastalara da söylüyorum yani, zayıflama için geliyorsun diyet uzmanına ama yemek yemekten vazgeçmek istemiyorsun. Öyle bir şey yok ortada. Bizde de yok. Sigarayı bırakacağız bir kere başında, evet, içiyorsa. Yani ona, bu en büyük risk faktörü tabii yani, öyle değil tabii, mi? Tabii. Kesinlikle yani, genetik nedenlere bağlamamak yani lazım. Yani genetik neden de vardır kuşkusuz, evet, ama şimdi burada şu vardır. 7-8 tane risk faktörü birbirinin üstlerine kümülatif etki dediğimiz birbirlerinin etkilerini hızlandırarak, büyüterek, hı-hı, gidiyor. Yani bunun öyle şeydir. Mesela sadece genetik faktör olursa o yakalanma olasılığı binde bindir ama hem genetik, evet, faktör, hem sigara içiyorsun, hem yüksek tansiyon, hem şişmanlığın varsa yakalanma olasılığın artıyor. Ama şu vardır, bazı hastalar bize gelir, ben şu kadar sigara içiyorum, işte şu kadar tereyağı yiyorum, tansiyonum böyle, oh, ilaç kullanmıyorum, maşallah, bana bir şey olmuyor. Evet. Yani o da hani bir eski Türkçe'de bir şey vardı, lafa suyu misal misal değildir. Yani kötü örnek örnek değildir. Evet. Nadiren böyle insanlar çıkar. Ama bunları tabii, kesinlikle tabii, örnek tabii, almamak yani gerekir. Hastalarımızda bilgilendirmemiz lazım geliyor. Evet. Peki önlemek adına siz neler önerirsiniz mesela? İşte biz öneririz. Kardiyoloji uzmanı yani olarak. Biz bir kere sigarayı bırakın dediniz. Sigarayı bırakacağız en başta. Bir fazla kilo almayacağız. Hı-hı. Ortalama bir egzersiz yapacağız. İşte günde yarım saat, bir saat yürüyüş yapacağız. Yani çalışırken bunların hepsini. Spor da çok önemli, spor, değil mi hocam? Tabii spor da çok önemli de. Spor tabii... Yani çeşit çeşit sporlar var. Yani normal jogging'den tut da daha büyük body yapacak, işte adele kas yapacak. Adele kas yapacak sporların bizimle çok bir pozitif etkisi yok. Ama yani jogging dediğimiz hafif egzersizler, aerobik egzersizler yapması, bol yürüyüş yapması bizim açımızdan iyi. Hem hasta kendini iyi hissediyor, hı hı, hem de eğer bir takım işte damar tıkanıklıkları varsa yeni damar oluşumu veyahut da vücudun kendisinin bu yeni olaya uyum sağlamasını sağlıyor. Evet, spor demişken bir de şöyle bir nokta var. Biz kalbi yormaktan da çok endişeleniyoruz. Kalbi yormak, kalp her türlü yoruluyor mi zaten de, o yorulmanın, evet, da belli bir şeyi vardır. Yani, yani çok genelde aşırı spor, ne bileyim işte yapacağımız sporlarda kalp hızı 120 dakikanın üstüne çıkmamalı. 120-130'un üstüne, hı-hı, çıkmamalı eğer kişi kalp hastasıysa. Değilse peki? Kalp hastası değilse zaten şimdi kalp hastalığında şöyle bir şey vardır. Vücutta iki tane damar ve beslenme sistemi, evet, vardır. Yani bir adeleleriniz vardır, bir kalbiniz vardır. Genellikle kalp en son iflas eder. Önce adeleler iflas eder. Biz de efor testlerinde yani koştururuz belirli bir kalp hızına ve, hı-hı, hasta yorulur. Ama baktık ki hala kalpte beslenme bozukluğu yoksa bu iyi deriz. Yani bu olaydır. Yani sonuçta çok ağır spor yaptığın zaman muhakkak bir yerden stoplaması gerekiyor. Evet. Ama hastanın damarları çok iyi değilse, bacak damarları çok iyiyse bu sefer ne olacak? Biraz yürüyüp biraz koştuğu zaman o bizim anjina dediğimiz şey ortaya çıkacak. Bunun tersi ne oluyor? Hastada hiçbir şey yok anlamına gelmez bazen. Evet. Adam yatalaktır. Hiç yürümüyordur. Veya bacakları ağrıyordur. İşte kireçlenmeden de olur. Fazla yürümediği için biz de işte sende ağrı var mı? Yok. İşte bu da bir yanlış bir şeydir.
değil yani mi? Tabii tabii. Yani onları da ayırt etmek lazım. Sadece bunları baz almamak tabii, gerekiyor. Tabii. Yani hastayı genel olarak bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Peki o zaman şunu sorayım ben. Size belirli şikayetlerle az önce bahsettik. Gelen kişilerin siz tanısını nasıl koyuyorsunuz? Ya, tanısını tabii ki ilk var. Önce dinliyoruz. Evet. Dinliyoruz. Aile hikayesi zaten her şeyi anlatıyor. Gerekirse bir iki tetkik istiyoruz. O tetkikler içerisinde şüphelenme olasılığımıza göre ya direkt anjiyo ya da işte efor testi ya da başka bir yöntemlerle kalp damar hastalığı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Mesela bazen direkt dinleriz. Hastaya hiçbir tetkik yani kuşkusuz tetkik yapılacak ama sizin hemen derhal anjiyo olmanız gerekir deriz. Çünkü her an bir kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz deriz. Bu önemli bir şey. Anjiyo birazcık da anlamada mı etkili oluyor? Şimdi anjiyo tedavi yöntemi tabii, de diyebilir tedavi, miyiz? Ya şimdi anjiyo tabii tedavi yönteminin bir başlangıcıdır. Parçası. Başlangıcıdır. Hı hı. Ama anjiyoyu kısaca halkımızın anlayacağı şekilde damarlarımızın tıkalı olup olmadığını bakan iyi bir tanı yöntemi olarak alalım. Ama şu değildir. Anjiyo yapıldı, damar açıldı, açılmadı. Öyle bir şey yok. Biz anjiyoda sadece damar tıkalı mı açık mı diye bakıyoruz. Ona bakıyorsunuz. Eğer tıkanıklık varsa, eğer tıkanıklarda hani bizim balon, stent, yüzük dediğimiz halkın arasında şeylerle de onu açarız. O ayrı bir sistemdir. Ama ikisi de anjiyonun içinde yapıldığı için halk anjiyo yapılarak bunun böyle olduğunu söylüyor. Onun arasında bir fark var ama bu teknik bir konudur. Çok önemli değil yani bizim açımızdan. Şöyle, yani ben size şöyle söyleyeyim. Evet. Anjiyo yaptık. Ne yaptık? Tamam anjiyo yaptık. Anjiyo artık olayı basitliğe indirgeyebiliriz. Evet. Nasıl ki safra kesende taş varsa yoksa ne yapıyoruz? Bir ultrason istiyoruz değil mi? Yani eskiden safra kesesi filmleri falan çekilirdi. İşte bizim anjiyoda böyle bir şey. Ama eğer ki hani safra kesesine uygularsak yani ultrason veya safra kesesi filmi çektiğinde taş ortadan kalkmıyor değil mi? Yani, kesinlikle. Dolayısıyla bizde de damar tıkanmasının açılması farklı yöntemler, ilaç tedavisi veya bypass dediğimiz ameliyatla ya da balon stent yöntemiyle ameliyatsız açma yöntemleri var. Yani aslında şunu ortadan kaldırıyorsunuz. Bana anjiyo yapıldı ama ben hala damarım tıkanık, hala risk altındayım. Tabii, tabii, böyle tabii. Düşünmemek yani lazım. Yani %99.99 diyelim. Yani %100'e yakın bir ihtimalle bizde bir ağrının kalp kaynaklı olmadığını bununla birlikte anlayabiliriz ama bunun içerisinde çok daha farklı şeyler vardı. Daha detaya gireceğimiz zaman evet. Damarların büzülmesi dediğimiz yani damar çok iyidir ama soğuk havada sigara içmede veya bir takım ilaçlarla damarlarda ani spazmlar olabilir. Hı-hı. Onda da aynı şey olur. İşte onu da anlaşılır. İşte bir takım ilaçlar vererek onu da anlamaya çalışırız veya da ona göre tedavi de yaparız. Yani mesela damarı tamamen normal olan bir insan da veya tamamen normal değil mi? Normala yakın, önemli darlığı olmayan bir insan da evet. Bu kalp hastalığı veya kalp damar tıkanıklığına bağlı şikayetler yok anlamına gelmez. Evet. Gelmez ama azdır onlar yani geneli şeyi bozmaz yani bizim aslında ne olursa olsun hocam. Kaç ayda, 6 ayda bir mi demek lazım? Yok bir, yok o kadar yani değil. Yani bir şekilde tedavi aslında olmak gerekir öyle değil yani mi? Yani bizim hani kontrollere gidelim evet. Anlamında. Yani kontrollere gitmek için bunun 6 ay, 3 ay, 5 ay değil de risk faktörlerine göre bu 3 ayda da bir olabilir, 2 senede de bir olabilir, 5 senede de bir olabilir. Yani her işte ne bileyim ah ben kalp hastası mıyım değil miyim diyerek de yani 3 ayda bir sağlık sistemini felce tutmanın da bir anlamı yok. Evet. Yok. Yani da, peki o zaman risk faktörü derken risk faktörünü risk faktör, açıklayalım. İşte risk faktörler dedik ya tansiyonumuz var. Evet, tansiyonumuz varsa risk. Tansiyonumuzu tedavi edeceğiz ilaçla ve tuzsuz yiyerek. Ondan sonra şeker hastalığımız varsa şekerimizi güzel tedavi hı-hı. edeceğiz. Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. Evet. Kilo almayacağız mümkünse zayıflayacağız. Kolesterol içeren yiyeceklerden uzak duracağız. Yani tabii tamamen uzak durmak diye bir şey söz konusu değil. Fakat çok yüksekte de özellikle ilaç kullanacağız. Geçen yani de ben konuştuk, şurada kolesterol, evet. Kolesterol açısından şöyle söyleyeyim. Kolesterol yüksekliği bizim dışarıdan yemek yememizle ilişkili değildir. %20'si bununla etkilidir. Kolesterolün çok büyük bir kısmını vücudumuzda karaciğerin kendisi yapar. Dolayısıyla yani çok kolesterol yüksek olan bir insan ben bunu diyetle düşürürüm dediği zaman diyetle düşürüleceği olan en fazla %20'dir. Yani adamın diyelim ki kötü kolesterolü 220. Bu adamın aslında ilaç kullanması gerekiyor kalp hastalığı varsa. Evet. Fakat hani gündemde de işte kolesterol ilaçlarıyla ilgili bazı negatif konuşmalar olduğundan kesinlikle. Dolayı hastalarımız da biraz bunlar etkileniyor. Etkileniyorlar. Onun için de biz de bizim de görevimiz bunları aydınlatmak. Yani belli bir şeyde ilacı mutlak kullanmamız gerekiyor. Bu ilaç yani tansiyon ilaçları, statin dediğimiz ilaçlar sadece kolesterol düşürücü etkisi yok. Bizim o hani kireçlenme dediğimiz yer var ya oradaki evet. Kireçlerin geriye götürülmesi.
veya o damarların hani patlayıp çatlamasını engelleyici etkileri vardır. Sadece esas, kolesterolle tabii, alakalı değil biz yani. Biz esasında biz bunun için kullanıyoruz. Hastalarda bunu söylüyoruz. Ama nasıl oluyorsa oluyor işte bir şekilde. Ya ne bileyim işte bir özel bir sıvı alıyorlar ya da ortada evet. satılan, sokaklarda satılan bir takım ilaçlar alıyorlar. Bazı hastalarımız bunları bırakabiliyorlar. Tabii burada da suçun büyük bir kısmı da bizde. Biz hastaları güzel anlatmıyoruz. Belki böyle güzel anlatsak hastalar da ilaçlara o kadar sahip çıkacaklar. Evet. Ama tabii bu demek değil ki her şeye de ilaç yazacağız. O da kötü bir şey. Evet, yani biz hastalar, ilaçtan korkar olduk. Bunalıma giriyor. 20 tane ilaç var. Ne yapsın? Adam yaşamaktan bıkıyor. O kadar da çok ilaç kullanmamak gerekiyor. Evet, çünkü bir kalp hastasının gerçekten dediğiniz gibi kullandığı ilaç sayısı yani kalbi var, fazla. Tansiyonu var, şekeri var, evet. Her şeyi var. Bir bakıyorsun 20 tane ilaç. Yani o da zor. Yani. O da artık bitkisel ama yani asgari müşterekte bir yere getirmemiz lazım geliyor. Hı-hı. Gerekirse 20 tane ilaç kullanacak ama gerekli değilse de hiç ilaç kullanmasın yani. Ama dediğiniz gibi kolesterol sadece yediğinizle içtiğinizle alakalı değil vücudunuzda. Değil. Karaciğerli. Yani bizim ebeveynlerimizden aldığımız bir miras oluyor. Yani karaciğerimiz evet. kötü kolesterolü fazla yapıyor. Bazen de karaciğerimiz iyi kolesterolü fazla yapar mesela. O zaman da adam bol miktarda sigara içiyor, bol miktarda tereyağı yiyor ama damarları tertemiz. Yani o da Allah tarafından verilmiş öyle bir şey. Peki kalp hastalarının kolesterol noktasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte o işte hani kırmızı et katı yağ dediğimiz şeyler var. Bunlardan klasik olarak uzak durmak gerekiyor. Çok şimdi çok fazla detaya girmek de anlam değil. Bir şey ne kadar detaylı olursa evet. hastalar tarafından o kadar az uygulanır. Yani basit anlatacaksın. Onlar da basit işler yapacaklar. Ama şöyle bir durum da var. Uzak durun derken tamamen hayatınızdan hayır, çıkarın öyle değil. Yani mesela ne evet. bileyim işte hani işte kuyruk yağından yapılmış kavurma vardır. Tamam mı? Her ne kadar biz de köylüysek de mesela şimdi öyle böyle bandır bandır yağ var onun içerisinde. Neyse evet. bol miktarda tereyağı var veya tonlarca yumurtanın sarısını yiyorsun gibi. Hani bunlardan hani burada uzak durmamızdaki şey o %80'lik yani %20'lik şeyi de biraz aşağı indirelim diyoruz. Hı hı. Yoksa başka bir şey değil. Esasında sadece kolesterol değildir zaten damar sertliğindeki şey. Ha biz ilacı kullandığımızda bizim ilacın etkisi de kolesterolü sadece aşağı indirdiğinden dolayı bu etkiyi sağlamıyor. İlacın kendisinin başka etkileri var. Buna biz pleiotropik etki diyoruz ya farklı etkiler. O etkilerden dolayı yapıyor. Ama hani şöyle yapalım. Hani bir yandan kolesterol düşürücü ilacı alalım, bir yandan da bol miktarda yiyelim. Böyle bir şey olmaz. Ona da bir evet. bir şeye koymamız lazım. Bir hizaya koymamız lazım geliyor. Ama şöyle bir şey var tamamen de hayatımızdan çıkarmamak hayır canım, lazım. Hayır öyle bir çünkü şey öyle bir şey kolesterolün olmaz. Kolesterolün de ihtiyaç. Şimdi zaten hayat öyle de gitmez. Evet. Yani adam bir süre sonra yani bıkar. Sonra bizim tedavileri bırakır. Yani evet. hastalarımızda da şöyle, hasta yakınlarında özellikle şöyle bir şey vardır. Ya adam rakısını içiyor, içkisini içiyor, sigarasını içiyor, kriz geçirmiş. Şimdi ailesi diyor ki aman hocam bunların hiçbirisini yapmasın. Hemen anında bunları hemen kestin mi? O zaman ilacı da içmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Onu alıştıra alıştıra yavaş yavaş yapacağız. Evet. Bu alışkanlıklardan ayrılmalar insanların çok zor. Yani bir de yani şimdi mesela normal doktora bile okumuş bir insana bile tansiyonu yüksek bir tansiyon ilacını başlatamıyoruz. Ne olacak benim halim? İlaca mı başlayayım? Yani bu böyle ne yazık ki. Evet ilaçtan dediğiniz onun için gibi biraz da biz çok psikolojik korkuyoruz. Etki evet. tedaviyle birlikte yaklaşmak gerekiyor hastalara. Kesinlikle ama yani bu noktada ilaç çok önemli. Tabii ilaç çok önemli. Yani bunu ilaç. Atlamamak gerekir. Tabii. Bitkisel yollar belki faydalı olabilir ama. Yok tamamen... ben zaten şey diyorum hastalara bizim ilaçları kullanın. Bitkisel ilaçları da kullanın. Onu, çünkü bunun da biraz da psikolojik etkisi de var. O ilacı evet. kullandıktan sonra hasta kendini iyi hissediyor. İyi hissediyor. Hatta bazen diyor şu anjiyo yap. Doktor bey diyor bu damarlar gerçekten tıkalı mı? Bence açılmış diyorsun. Test bakılıyor ama yine aynı. Ama adam kendisini iyi hissediyor. Yani hastalıkların da içerisinde bu psikolojik etkiler kesinlikle. Kendilerini iyi hissetme ilgili farklı faktörler var. Evet. Anjiyo dediniz. Anjiyoyu bir tedavi yöntemi olarak görmememiz. Yani tanı yöntemi. Anjiyografi evet, tanı yöntemi ama arkasından tedavi yöntemine giriliyor. Öyle evet. diyelim peki, biz. Peki EKG konusunda da biraz endişeli konuştunuz. Endişe tabii. EKG endişeli değil. Tamamen bir EKG çektirdiğim zaman bunda bir şey vardır veya yoktur dememiz doğru bir yaklaşım değil. Tabii. Evet. O. Yoksa yani gümbür gümbür bir kalp krizi geçiren hastayı EKG'den çok iyi tanıyabilirsin. Ama hı hı. diyorum ki işte ben bunlara öncü deprem diyorum. Yani bizim evet. Şimdi öncü deprem olmuş da işte yarım saat göğsünüz ağrımış, acile gelmişsiniz. Şu anda çok iyi, işte EKG'niz de çok iyi ama çok güzel anlatıyorsanız bu birkaç günde tekrarlamışsa bu bizim anstabil anjina pektoris dediğimiz yani sizin damarınızda bir sıkıntı var. Bu sıkıntı tam kapanmamış.
damar tamamen kapanmamış. Her an kapanabilir. Yani ne derim? Büyük İstanbul depreminden önce 5-6 tane önce deprem vardı. Evet. Sonra büyük deprem geldi. Hani böyle söylüyorum ki olay biraz daha güzel anlaşılır. İşte böyle bakarız biz. Eğer öyle bir şey varsa da erken müdahale etmemiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Adam kriz geçirdi. 3-4 saat damarı tıkandı. Geçtik, açtık. Yani kalpte biraz hasar oluyor. Mühim olan kalpte hasar yapmadan bunu açmaktır. Evet. Yani zaten bizim işin zorluğu da burada. Peki bu krizler kalpte hasara neden oluyor mu hocam? Tabii oluyor. Yani sürekli şimdi kriz yaşanması. Beslenmesini, kalbin beslenmesini, yani kas kaslarının beslenmesini ne kadar süre uzatırsan o kadar kas ölecek demektir. Evet. Yani bu böyledir. Yani yarım saat diyelim ki yarım saatte fazla bir şey olmayabilir ama bir saat sonra açtığın bir kalp damarıyla 6 saat veya 8 saat, 10 saat sonra açtığın kalp damarını da açtıktan sonra kalbin yani kasılması, yani adalelerin orada sağ kalımı arasında çok büyük bir fark var. Onun evet. için işte acilen bu işleri yapmamız gerekiyor. Hastalar, işte bunu da söyleyelim, hastalar bir kalbinde ciddi bir sıkıntı duyuyorsa sabahı beklemesin, şunu beklemesin. Acele etsin derhal acil servislere gelsin, vakit geçmesin. Çok okumuş insanlar biliyoruz, biz 3 gün önce kalp krizini geçirmiş. Bir telefonumuz var, onu alalım, devam edelim. Mustafa Bey merhaba. Merhaba efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Doktor Bey'e bir şey soracaktım. Buyurun, dinliyoruz. Eşimde kalp rahatsızlığı var. Kalp atışları hep 120, 130, 110, hep öyle. İlaç kullanıyor. Acaba ne yapması lazım? Doktora gitti, bir şey yapmayacağım, şimdi isim vermeyeceğim. Acele anjiyo olması lazım dediler. Anjiyo olduktan sonra kalbe gireceğiz, içerideki şeyleri yakacağız dediler. Evet. Ve pil takacağız dediler. Eşim de korktu, ben de kova hastasıyım. Şimdi ilaç kullanıyor. Acaba ne yapmamız lazım? Şimdi tabii biz anca onu çarpıntılar diye konuşmuştuk aşağı yukarı da. Ben duyamıyorum. Tabii. Yani tabii uzaktan çok akıllı vermek mantıklı değil. Yanlış şey de söyleyebiliriz ama genel olarak konuşmak gerekirse. Ben duyamıyorum. Televizyonunuzun sesini biraz açabilirsiniz Mustafa Bey. Peki. Efendim şimdi yanlış bilgi de verebiliriz. Onun için genel konuşmak lazım geliyor. Bir kere 120, 110 işte veya 100 hastamızın kalbinin atması belki normal bir kalp atışıdır. Belki hastamızda kalp yetersizliği vardır. Ona bağlı biraz yüksek atıyordur. Belki de uzun dönem boyunca bir çarpıntı atakları vardır. 150, 160, 170, 180 gibi. Tabii bunu bilemediğim için doktora gitmişsiniz zaten. Doktor tabii size anjiyo dememiş de bizim kateter ablasyon veya elektrofizyolojik çalışma anlamına geliyor. Yani anjiyo gibi gidecek. Orada bir ölçümler yapılacak. Orada da patolojik bir durum varsa işte yakacağız demişler. O makul ve mantıklı bir yaklaşımdır. Yani endişe duyulmaması gerekiyor. Ya anjiyo deyince aklınıza hemen klasik anjiyo gelmesin. Tabii o da öyle olabilir ama yani o da olabilir, öbürü de olabilir. Ama size anlattıklarına göre sizde bir ritim bozukluğu var. Ona göre bir tedavi düşünüyorlar. Bence siz ona eşinizde şikayeti ilaçlarla geçmiyorsa, kendinde kötü hissediyorsa o tedavi yöntemine başvursun derim. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Katıldığınız için çok geçmiş olsun diyorum Doktor ben. Doktor Bey hangi hastanede acaba? Kendisi Doktor Anadolu... Doktor Bey hangi hastanede? Evet, Anadolu Hastanesi'nde. İletişim numarasını arkadaşlarımız size telefonunuzu kapatmadan verecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bir telefonumuz daha var, onu da cevaplayıp devam edelim. Vehbi Bey merhaba. Merhaba efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ben anji oldum, bir de stent taktılar. Tabii ben bu arada 4 paket sigara içiydim. Sigarayı bıraktım 1,5 yıl önce. Evet. Ama şimdi yemeğe çok iyiyim. Tamam, o zaten sigarayı bırakan insanlarda. Devam ediyorsunuz herhalde, söyleyecekleriniz var mı? Var hocam, bir devam. De aç kanlı... şey kullanayım, bu mide koruyucu. Evet. Tek bir kan sulandırıcı kullanayım. Bazen oluyor ki yani diyelim bir ekmeğe götüreyim. Tamam. Yani bunu bana. Çok kilo aldınız mı? Yok hocam, normalde mesela 1.70 boyundayım. 74-75. Tamam, bir sakıncası yok mu? Normal kilonun sizin de. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz zaten yani anji olmuşsunuz, stent takılmış. Orada bir sorun yok. Şu anda da hayatınız iyi. Yani göğüs ağrınız yok, çarpıntınız yok, hiçbir şeyiniz yok. Sizin şu andaki derdiniz
anladığım kadarıyla çok yemek yemek üzerine. Evet, aynen öyle. Ha, şimdi çok çok yemek yeme bizim için çok çok önemli değil. Siz kilo almadıysanız mesele yok. Sigarayı bıraktığınız için, sigarayı bıraktıktan sonra sigara bir iştahı arttırır. Tamam mı? İkincisi de sigaranın kendisi, sigara içerken bazal metabolizma dediğimiz bir vücudun enerji yakması vardır. Onu arttırır. Sigarayı bıraktığın zaman bazal metabolizma biraz azaldığından dolayı bir kilo alma problemi olur normalde sigarayı bıraktıktan sonra. Evet, ama evet. Sizde zaten öyle bir şey olmamış. Siz 1.74 kilo, 1.74 boyunda 74 kilolusunuz. Durmak yok. Hayatınızı idame ettirin. Hayattan zevk almaya bakın bence. Ama biraz da dikkat etmek gerekiyor. Yani kilo alma. Ben şimdi hastanenin ismini de söyleyebilirim. O doktor da orada zaten Bursa'da. Söyle. Yok, isterseniz onu söylemeyelim. Gizli kalsın. Sonra biz çıkmayalım sana. Evet. Ya, aynen öyle hocam. Evet, o kalsın şimdilik. Ama şu tamam, an hocam, dediğiniz ben, gibi biraz dikkat zaten et. Önce Cenab-ı Allah, ondan sonra siz diyorum ben. Tabii. Evet, yine de ya dikkat ben, etmenizde. 4 paket hocam ne demek yani? 4 paket içiyordum yani, ama şimdi nefret edeyim ondan. Evet. İçkide 4 paket. Tabii 4 paket içiyordum. Ne güzel işte. Evet. Ne güzel. Bırakmasın. Yani hayırlara vesile olmuş sizin kalple ilgili sorunuz. Belki kalple ilgili sorunuz olmasaydı Allah göstermesin akciğer kanseri falan olacaktınız yani. Çok iyi olmuş sizin için. Evet, bir de sırtımda ağrı var. Şimdi buradan kulaktan dolma şeyleri söyleyeyim. Eğer sırtın ağrırsa, yani iki glutiğin arası, damarın yine tıkalıdır diye. Böyle bir şey olur mu? Tabii tabii, biz onu anlatırken çok iyi anlatmadık ama sırt ağrısından tutun da omuz ağrısına, sol kol ağrısı veya her iki kol ağrısı, çene ağrısı, her tarafta kalp ağrısı olabilir ama sonuçta şöyle, siz stent takıldığınız için 3 veya 6 ayda bir kontrole gitmeniz gerekiyor normal şartlarda. Oraya senede gittiğiniz bir, zaman... Bir dediler. Efendim? Senede bir dediniz. Senede bir dediler. Yani senede bir çok şey bence. Yani 3 veya 6 ay diyorum ama her doktorun kendine göre bir bakış açısı var. Eğer yani çok uzak yerlerde oturmuyorsanız bence yani evet. 6 ayda bir gidin. Orhan Gazi'de oturayım. Tamam. Bir de şey hocam, şöyle diyeyim. Yalnız toparlayabilirsek Vehbi Bey, çünkü programımızın tabii, sonlarına geldik. Evet. Şey hocam, ölçüm yaptırdım. Ekora çıktım. %68. Bu normal mıdır? Eforda %68 değil. Yani eforda şöyle bir şey vardır. Hedeflenen kalp hızına ulaşıldığı zaman, yani siz yorulduktan sonra göğüs ağrınız olmadıysa, EKG'de de bizim iskemik değişiklik bir şey olmadığını gördüğümüz zaman sorun yoktur. O da %68 belki sizin hedeflenen kalp hızınızdır. Yani efor testini orada hani doktor görmüştür. Sende bir şey yok, bir yer var demiştir. Efor testi eğer pozitifse zaten size işte anjiyo yapılsın, şu bu yapılsın der. Eğer söylememişse efor testiniz normal anlamına geliyor. Çok teşekkür ediyorum Vehbi Bey katıldığınız için. Çok sağ olun. Yayınlar geçmiş efendim. Olsun. İyi günler diliyorum. Evet. Endişeler var. Kimi anjiyo oldum ama takılmalı mı diyor. Kimisi olduktan sonra nelere dikkat etmem gerekiyor diyor. Yani aslında kalp dediğimiz gibi en çok endişe duyduğumuz hastalıklardan bir tanesi. Biz programımızın yavaş yavaş sonlarına geldik. Artık son dakikalarımız. O yüzden ben size sormak istiyorum. Hastalar nelere dikkat etmeli? Önlemek adına hastaysanız nelere dikkat etmelisiniz? Yani hastalar bir kere hayatta ne zevk alıyorlarsa onlardan vazgeçecekler. Ben hep öyle söylüyorum. Sigara. Evet. Yasak. Kilo almayacağız. Hareketli olacağız. Bu olaylarla ilgili yani kalp hastalığını ortaya çıkaran faktörler neydi? İşte kolesterol değerimizin yüksek olması, efendim, diyabet, şeker hastalığımız varsa bunlarla mücadele edeceğiz. Tedavilerini güzel yapacağız. İşte hastalığın bulgularını kendimizde olup olmadığına bakacağız. Eğer çok bir şey varsa işte senede bir veya iki senede bir doktora gidilebilir. Hani bende bir şey var mı diye. Bazen de gizli kalp dediğimiz bir şey vardır. O gizli kalp de şöyledir. Özellikle şeker hastalığı olanlarda şeker hastalığı bazen ağrıların tam olarak ifade ettiremez. Hastada gerçekten bir damar tıkanıklığı vardır. Ama ağrı olmadığından sonra hasta bunu bilmez. Onda da işte biz bir takım yöntemler işte efor testi veya başka yöntemlerle kalpte iskemi yani kansızlık olup olmadığını bakıyoruz. Böyle bir durum olabilir. Hı hı. Ama iyi yaşayacağız. Evet. Buna dikkat etmek. Sakin yaşayacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bugün Reçete'de de kalp krizleri hakkında konuştuk. Ne zaman şüphelenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, bunlardan bahsettik. Yeni konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.